Ne istiyorsun? Ne istediğini... Aa, şunu vereyim. Dur bir dakika. Dur anneciğim. Herkese merhaba dedim mi ya? Herkese merhaba. Al. Uyandık. İşte kahvaltımızı yapacağız inşallah. Bu arada ben hastalandım. Ya o kadar kötü değilim ama boğazım böyle bir garip. Böyle boğazlarım falan çok kuru. Yutkunamıyorum falan. İnşallah daha kötü olmam. Çay yapacağım. Ben normalde sabahları Sedat olmadığı için hafta içi pek çay demlemiyorum ama bugün demleyeceğim. Boğazımdan sıcak bir şeyler geçsin. Ihlamur var mı? Bir bakmam lazım ama canım da ıhlamur içmek istemiyor şu anda. Patates kızartacağım. Evde yumurta kalmamış. Asya da patates kızartmasını seviyor. Patates kızartırız işte. Kahvaltımızı yaparız. Değil mi? Evet, kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Evde maalesef bir tane patates kalmış. Benim haberim yoktu. O yüzden onu Asya'ya kızarttım. Kendime de buzlukta çok az dondurulmuş patates vardı. Onu kızarttım. Ayrı ayrı. İşte salatalık, domates, peynir. Asya'ya pek domates vermek istemiyorum ama ben de görünce çıldırıyor. Şu an mesela domates için çıldırıyor görüyorsunuz. Çok bayılıyor. Domatese bayılıyor diyebilirim yani. Al bakayım. Çayımız da demlendi. Şimdi bir güzel kahvaltı yapacağız. Görüşürüz yine. Benle oyun yapıyor. Bakar mısınız? Asya. Çabuk aç kapıyı. Yakalayacağım seni şimdi. Çabuk aç. Ne? Çabuk o kapı açılsın. Poşet sesleri duyuyorum. Bir şey karıştırıyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çöpü mü karıştırıyorsun? Karıştırmacı tırtıl. Karıştırıcı tırtıl. Öyle bir şey vardı değil mi? Bir çizgi film mi vardı? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Şu anda aklıma geldi. Kızım! Üstüne bir şey anneciğim. Ya sen suyu çok mu seviyorsun? Tamam bu ne? Bu ne? Su. Ne? Su iç bakayım nasıl içiyorsun? Oradan su içilmez kızım. Anneciğim ya yaladın yani. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben birazcık çay keyfi yapıyorum. Asya'ya da çizgi film açtım Baby TV'yi. İnşallah izler birazcık. Ben de biraz kafamı dinleyeyim şurada. Ama bana bakıyor şu anda kesin gidip kapatacak birazdan onu. Neyse. Bugün bir tane video izledim. Bir arkadaşımın videosunu. O da böyle videolar çekiyor. Kendi ismini duyunca çok mutlu oldum gerçekten. Hani beni söylemeye değer gördüğü için. Ne bileyim böyle bir çok iyi hissettim yani kendimi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Özlem sana çok teşekkür ederim. Eğer onu takip etmiyorsanız bence takip edin. 3 tane erkek çocuğu var. Maşallah hepsi birbirinden tatlı. Ve o da böyle hani günlük videolar çekiyor. Günlük hayatını paylaşıyor. İşte yaptığı yemeği. Ne bileyim temizliğini falan paylaşıyor. Çok sıcak bir insan. Çok iyi bir insan. Kanalımın ismi de 3 erkek çocuğuyla hayat. Bir bakarsınız. Böyle videoları seviyorsanız çok tatlı bir insan seversiniz mutlaka. Öyle yani çok mutlu oldum gerçekten. Hazırlandım. İşte Asya'yı falan da aldım. Aşağı indik. Baktık babaanne yok. Şimdi onun gelmesini bekliyoruz. Sonra bırakacağım Asya'yı markete gideceğim. Ne bu? Orada da elimde yıkadığım şurada pardon. Bulaşıklar var çünkü makine dolu. Çok üşendim onları boşaltmaya. Kızım masayı niye yapıyorsun? Tamam al. Öyle işte markete gideceğim. Patates, soğan eksik. Yani onlar olmadan olmaz tabii ki. Onları almam lazım. Bir de birkaç bir şey daha yok. Tatlı yapmak istiyorum bugün kendim. Böyle pratik bir şey. Hani böyle hazır tiramisular oluyor ya böyle şeyden. Ne diyorlar ona?
Hazır pandispanya kekinden işte onlardan yapacağım bakalım. Bulabilirsem taze güzel. Onu da yapmak istiyorum. Yemek de şey yapacağım galiba. Patlıcan almıştı geçen Sedat. Böyle köfteli patlıcan böyle fırına hani sürüyorsunuz ya önce kızartıp salçalı sulu falan. Öyle bir yemek yapmayı düşünüyorum. Sonra eve geleceğim. Asya'ya bir yemek hazırlamak istiyorum çorba. Öyle planlarım böyle yani. Bugün pek bir şey yapmayacağım. Bayılıyor orada oynamaya. Damacanalar, su şişeleri, patates soğan kutusu. Kapıyı kapatıyor bazen. Burada gelip gizli gizli oynuyor güya. Ben görmeyeceğim güya. Annem kimi çekiyorsun sen? Anneyi çek bakayım. Anneyi çek. Bana tut. Kızım video çekiyor. Kızım da vlogger olacak. Anneyi de çek. Anneyi de çek. Anne nerede? Asya'yı bıraktım. Şimdi fırsat bu fırsat Letin evi havalandıracağım. Ceyhan yaptırarak ikimiz de evde okuz nasıl olsa. Açalım camları değil mi? Sabah bir de kızartma yaptım ya. Biraz ağır olmuş. Yağmur yağıyordu sanki sabah. Hatta ben kar yağıyor zannettim. Böyle hafif böyle bir çiliyordu sanki. Çiseliyordu. Bir baktım ince ince. Yağmur yağıyormuş. Kar da yağmadı ya. Ben çok severim. Ama 20'sinden sonra diyorlar. Marketten geldim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Yerleştirmeden de göstereceğim. Geçen videoda böyle 2 saat fişten bakıp söylediğimde kızınız bana boşver söyleme dediniz. O yüzden söylemeyeceğim. Sadece neyi neden aldığımı falan söyleyeceğim yani. Şimdi şöyle bir tane kapının kayısı nektarını aldım bir tane. Şöyle yufka aldım. Bunun içine galiba 5 tane var. İki markete gittim bu arada. Bir Bim'e gittim. Bir de başka bir markete gittim. Bunlar Bim'den. Şöyle 2 tane saklama kabı aldım. Çok hoşuma gitti. Yani keşke 4 tane falan alsaydım. 2 tane daha alsaydım yani. Diye düşündüm sonra. Hani puding falan yaptığınızda mesela magnolia falan tatlısı yaptığınızda çok hoş durabilir. Çünkü normal hani normal klasik kaplar var ya cam kaplar. Onlardan biraz daha uzun. Rengi falan da hoşuma gitti. 2 tane bunlardan aldım işte. Şöyle limon aldım. Bu limonlar da portakal gibi durmuyor mu ya rengi? Bir dakika ya portakal mı yok? Hayır limon. Mavi portakal gibi duruyor. Şöyle patates aldım. Eyvah kumları döküldü. Çok güzel. Neyse ben bunu temizlerim sonra. Markete gittim. Güya patates ve soğan almak için ama unuttum. Kasadan bunları geçiriyordum. Kasada aklıma geldi. Sonra aldıklarımla beraber tekrar geri döndüm. Patates soğan aldım. Çıktım. Böyle de bir olay oldu yani. Şöyle onlu yumurta aldım. Tatlı için şöyle kakao aldım. Evde var mı yok mu emin olmadığım için. Şöyle bir tane Doktor Ötker'in bir tane kakaosunu aldım yani. Şöyle namatin hindi salamı. 2 tane Nescafe 3'ü bir arada aldım. İkisinin de paketi farklıymış. Bunu tatlı için aldım. Ben normalde 3'ü bir arada hiç sevmiyorum. Şöyle Bim'den Bim Vezir'in kaşarını aldım. Yine tatlı için nane. Soğan. Çeri domates. Bayılıyorum çeri domatese. Maydanoz. Yine tatlı için şöyle pasta tabanı. Aç bitir sosis. Bir tane de şöyle Nescafe Gold'lardan aldım. Bazlama aldım yine. Dolapta dursun diye.
şöyle bir tane Çaykur'un tomurcuk çayını aldım. Geçen bitti. Demledim. Hadi bu sefer de böyle olsun dedim. Ama içemedim ya. Gerçekten o kadar alışmışım ki tomurcuksuz çay içemiyorum. Gerçekten çok seviyorum kokulu kokulu. Şöyle yine tatlı için Sütaş'ın sütünü aldım. Yağım bitti, bitecek. Şöyle dibinde çok az var. Şöyle bir tane de sıvı yağ aldım küçük. Şu an gösterdim. Bir de şöyle Cif'in mutfak spreylerinden aldım. Geçen sefer bunun bir büyüğünü aldım ama bayağı büyük. Hani mutfakta sürekli elimin altında olduğu için yani biraz ağır da hani kullanımı biraz zor geldiği için bu sefer küçüğünü aldım. Daha pratik olur diye. Malzemeyi gösterdim. Ekmek aldım. Asya'nın ekmeği. Asya ekmek hastası biliyorsunuz. Bir tane de yoğurt. Yoğurt. Asya hazır aşağıdayken ben de dedim ki tatlımı yapayım. Çünkü yaptırmama ihtimali var yani. Öncelikle malzemelerimi söyleyeyim. İlk başta muhallebisini hazırlayacağız. Şöyle 2,5 su bardağı süt koyacağım. Beraber hazırlayalım. Bardağı sütümüzü koyduk. Şimdi bir adet yumurta kıracağım. Daha sonra 3 tepeleme yemek kaşığı şeker koyacağım. Şimdi yine aynı şekilde 3 tepeleme yemek kaşığı un koyacağım. Azıcık daha koyayım mı? Şimdi bunları güzelce karıştırıp topakları gidene kadar karıştıracağım. Daha sonra ocağa alacağım. Güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Sonra altını kapatacağım. Daha sonra peynirini falan ekleyeceğim. Muhallebim kaynadı. Şimdi altını kapattım. Şöyle bir kıvamı var. Soğumasını bekliyorum şimdi. Dediğim gibi şeyi ekleyeceğim sonra. Peynirini. Muhallebim biraz soğudu. 15 dakika bekledi. Şimdi peynirini ekliyorum. Benim mikserim olmadığı için ben maalesef ama maalesef mikserle yapamayacağım. Sizin mikseriniz varsa daha güzel olabilir. Ama ben böyle şimdi hızlı hızlı çırpıp bunu yedireceğim. En yakın zamanda da kendime bir mikser almam lazım. Ama miksersiz de oluyor ya yani değil mi? Oldu yani sonuçta. Kıvamı çok güzel oldu. Tadına bakmak istiyorum. Güzel. Oldu yavrum. Şimdi pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi pastamı yapmaya başladım. Şöyle bir su bardağının yarısına kadar. Gerçi ben biraz fazla koydum ama. Üçü bir arada koydum, çözdürdüm. Biraz soğumasını bekledim. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle panyamın altını bununla ıslatacağım.
güzelce ıslattım. Şimdi kremamı dökeceğim. Yarısını tabii ki. Bu arada ben bu tarifle ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Daha önce birkaç sefer yapmıştım ama onda normal Nescafe falan kullanmıştım ben galiba. Bunda Nescafe, pardon, şu bir arada kullandım. Şimdi tekrardan şunu üstüne kapatacağım. Yalnız bu altı mıymış ya? Ben yanlış koydum galiba. Neyse, hiç önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Taşıyalım mı anne bilelim. Üstünü de yine ıslatacağım. Aslında üçü bir arada daha mantıklı çünkü şekerli. Biraz önce tadına baktım ya, çok şekerli gelmedi bana muhallebi. Aslında güzel bir şey bu bence. Çok çok tatlı böyle ben sevmiyorum, çok şekerli. Bu da onu dengeler. Bence güzel düşünülmüş yani. Bunu da güzelce ıslattık. Kalan kremayı koyalım. Bu arada üzerine kakao dökeceğiz ama benim süzgecim yok. Biz normalde çaydanlığımızda süzgeç kullandığımız için ben ne bileyim evde bulundurmuyorum. Ama işte böyle lazım oluyor. Şunla dökeceğim. Olur mu acaba? Deneyeceğiz. Şöyle kenarlarını da gezdireceğim. Siz görüyor musunuz ya? Tamamdır. Her tarafını kapattım galiba. Evet. Bir de şöyle spatulayla güzelce kenarlarından geçeceğim. Daha güzel dursun. Şimdi bunu güzelce düzelteceğim. Demir spatulamı bulamadım. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Bu arada evde kakao mu varmış? Yenisini açmalım. Ay inşallah olursun ya. Aa, hayır. Bir dakika. Çok saçma sapan bir şey yaptım şu anda. Hayır olmadı ya. Çok geldi. Bir dakika nereye döksem ya? Şöyle mi döksem? Ya olmaz süzgecim, nasıl olmaz? Evet çok güzel ya. Harika yani. Şöyle yavaş yavaş dökeceğim artık. Çok bomba bir yabancı tiramisu tarifi oldu yalnız. Hayır. Her şeye rağmen güzel gözükmüyor mu ya? Bence çok güzel gözüküyor. Bol kakaolu.
bahsetti. Dur yakından da göstereyim ben size. Ama önce şuraları bir temizleyeyim. Evet, tatlım hazır. Böyle gözüküyor. Yani o kadar da kötü gözükmüyor bence. Yani. Böyle oldu. Bence tadı çok güzel oldu. Öyle düşünüyorum. Kesince de gösteririm akşam size mutlaka. Şimdi biraz tabii ki dolaba girecek. Bekleyecek birazcık. Tatlıyı dilimledim çünkü kayınvalideme getireceğim. Birkaç dilim daha koyacağım, orada beraber yeriz. Bence güzel gözüküyor yani. Asya'yı almaya gittim. Sesi duyuyor musunuz? Yan tarafta tadilat var birkaç gündür. Böyle gece 10'lara kadar falan tadilat yapıyorlar. Yan tarafta inşallah uyanmaz. Ne anlatıyordum? İşte Asya'yı almaya gittim. Biraz ben de oturdum. Tatlı falan yedik işte. Sonra aldım Asya'yı. Babaannesi yemek yedirmiş. Zaten direkt yatırdım. Ben de şimdi biraz yattım koltuğa. Kendimi hiç hissetmiyorum. Böyle soğuk soğuk terliyorum sanki. Kırgınlık çoktu üzerime. Niye bilmiyorum. Sabah diyordum ya yemek yapacağım diye. Patlıcanlı falan. Hiç onu yapacak halim yok yani. Gerçekten hissetmiyorum. Yufka almıştım ya sanıyorum. Gözleme yaparım tavada. Çay falan. Bilmiyorum, emin değilim. Yani hiç mutfağa giresim yok inanın. Biraz da midem bulanıyor. Hamile falan değilim bu arada. Biraz midem iyi değil bugünlerde. Sebebi o yani. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Kendimi hala iyi hissetmiyorum. Biraz dinleneceğim sanırım. Yani bugünlük bu kadar. Kusura bakmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.